altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı sizce altına yatırım yapmak doğru mu? Ya şimdi değil. Ya önceden daha ucuzdu. Şimdi hani bu zamanda alırsan değil altın. Belki daha sonra. Peki siz altına yatırım yapıyor musunuz? Altına? Evlendiğimde yatırım yaptım. Şimdi de arada her sene izine geldiğim zaman tek tük bir şeyler alıyorum. Ben şu süreçte almayı da satmayı da önermiyorum. Çünkü inişi de kalkışı da belli olmuyor. Yani zaten satsan bile almıyorlar. Sadece satış var. Sen kendin ürününü satamıyorsun. Vermiyorlar yani. Bence yanlış. Yanlış çünkü saniyede değişiyor. Saniyede fiyatlar değişiyor. Siz altına yatırım yapıyor musunuz? Yapmıştım zamanında. Ama şu anda yapmak istemem. Allah ben doğru bulmuyorum. Niye? Bayağı yükseldi altın. Düşecek ki millet altın alacak yani. Evlilik, düğün var, şu var, o mecbur millet alacak. Yükseldiği zaman millet alamıyor. Nasıl alacak ki? Evde para yok, pul yok. Geçimini nasıl alacak ki? O da dünyanın parası yani. Şunu bir tane alsak en az 10-15-20 milyar. Nasıl alsın bu adam bu? Yani kendini bile zor geçiriyor ki bu adam altını nasıl alsın. Bugün düşmüş mesela, yatırım yapmak doğrudur. Alıyorum mesela bugün de. Vallahi ben doğru bulsam bile baksana bomboş her taraf. Kimse yatırım yapmıyor çünkü millet yokluk var. Hani şu anda ben doğru bulmuyorum yani. Ya yatırım yarın çıkıyor, düşüyor, belli olmuyor yani. Düşmüyor da genelde çıkıyor. Vallahi yatırım yapan iyi bir şey yapar ama şu anda fiyatlar öyle bir yüksek ki insanların gücü yetmiyor. Yani nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Altın bir düşmesi lazım. Bugün gerçi bir 30 lira falan düşmüş oldu. Bir düşüş daha olursa makbule geçer. O zaman insanlar yatırım yapsın. İleride yine çıkışa çıkar yine herhalde zannedersem. Koronavirüsün ilacı bulunmadığı için aşı üzerinde kimse, herhangi bir devlet, ulus gerekli önlemi alamadığı, bulamadığı için altın fiyatlarının 2500 dolar olacağını tahmin ediyorum. Onsunun. Onun için de altına yatırım yapmayı uygun görüyorum. Çünkü altın sürekli güvenli liman olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yani altın gördüğü yeri unutmaz düşüncesindesiniz. Doğrudur. 2011'de de böyle olmuştur. 2008'de de böyle olmuştur. 2002'de de yine aynı böyle olmuştur. Bir de bizde işte Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de ekonomik durumu belli. Devletin ödemesi gereken yılbaşı itibariyle 30 küsür milyar dolar faiz borcumuz var. Bazı siyasilerin görüşlerine göre de devletin 980 milyar dolar dış borcu olduğunu, özel sektörün, belediyelerin ve bunları hep hazine garantili olduğunu, bunların da enflasyon üzerinde baskı yaptığını, doların da yıl sonuna kadar 8500 lira gibi olacağını söylüyorlar. Ben de aynı kanaatteyim. Tabii dolar fiyatları arttığı müddetçe de altının onsu yerinde de dursa ister istemez artıyor. Doğrudur. İleride bakarsan doğrudur. Peki siz altına yatırım yapıyor musunuz? Hayır. Yapmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Vallahi şu anda doğru gözüküyor. Niye doğru gözüküyor? Altının düşeceği yok. Hiç durmadan çıkıyor. Düşecek diyorlar, çıkıyor. Yani bunu bilemiyoruz ki. Yani televizyonda da söylüyorlar. Altına çıkacağını, kimsenin altını bozdurmamasını istiyorlar. Ben bileyim yani bir sürü bir şeyler ya. Aklımız yetmedi hemşerim ya. Yani bence bu ara arttığı için biz eşimle beraber de düşünüyorduk. Bence mantıklı. Çünkü daha da artacak diyorlar. Yani 1000 lirayı bulacak şeklinde bilgiler geliyor bize de. Çevremizden de haberlerden de duyuyoruz. Tabii ne olacağı da belli olmaz. Hani bir düşüşte bu eksi bir duruma da dönebilir ama şu anda bence mantıklı geliyor bizim için. Bu aralar altına yönelik bir şey yaptık mı, yatırım yaptık mı derseniz yapamadık. Çünkü bu dalgalanmalardan dolayı ne olacağını tam kestiremediğimiz için haliyle piyasanın durumuyla alakalı da o yüzden şu anda bakıyoruz sadece. Bence doğru değil. Neden? Çünkü çok pahalı. Yatırım yapmak istiyorsan o zaman euron kalması bence daha mantıklı. Vallahi eğer bana sorulursa şu anda her şey döviz endeksli olduğu için hani altına ve diğer hatta genel şeylere yatırım yapmak şu anda benim için mantıklı değil yani. Ama sebebini sadece dövize bağlıyorum. Hani başka bilmiyorum abi. Peki yatırım aracı olarak altın sizce de güvenli bir liman mı? Evet tabii.
Yani. Yani altın uzun vadede olunca tabii ki yatırım olarak bence mantıklı. İyi yani. Şu an gerçekten de bilemiyoruz. Hani biz de bilemiyoruz. Olsa mı olmasa mı, alsak mı almasak mı, satsak mı satmasak mı diye kararsızız. Yani bu belirsizlik sizde de hakim. Tabii ki tabii ki. Güvenli ama çok iyi takip etmek lazım. Vallahi ben hiç almadığım için, hiç yatırmadığım için bilmiyorum yani. Güvenlidir. Evet ben alıyorum altın. 1700'e aldım. Şimdi ne olmuş mesela? 3800 olmuş. Bir yıl öncesinde almıştım 1700'e. Şimdi 3800 olmuş benim aldığım altın. Uzun vadeli yatırım noktasında doğru buluyorsun. Doğrudur, evet. Buluyorum da alıyorum. Tabii ki bütçem olduğu sürece. Bence güvenli. Çünkü altın hiç düştüğünü görmedim. Her zaman çıkıyor. Parası olan altın aslında. Dolar almaktan, euro almaktan daha iyidir yani. Güvenli. Güvenli, güvenli. Çünkü altın her zaman altın. Ama düşmezse. Bence herhalde insanlar biraz beklesin. Daha düşüşe girdi ya. Biraz daha düşerse o zaman yatırım yapsınlar. Yoksa şimdilikten yatırım yapmak biraz... Pek fazla güvenli olmuyor. Düşüş oldu. Şimdi adam bugün altın alsa, bir hafta içinde altın düşmüş olsa değeri düşüyor. Bankaya yatırım yapmak daha iyi. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bence yok. Vallahi dövizden güvenilir. Yani altın hiçbir zaman zarar etmez. Altın al yastığın altına koy derler hani. Zaman gelir para eder. Onun için ben altını tercih ediyorum yani. Yani o konuda... Çok kararsızız tabii piyasanın durumuyla alakalı, altının sürekli inip çıkmasıyla alakalı. Bu ara zaten sadece yükseliyor. Yani bilemiyoruz artık, uzmanları dinliyoruz sadece haberlerden vesaire. Bence değil. Neden? Ne euroya ne altına güveniyorum, hiçbir şeye güvenmiyorum. Siz yatırım olarak o zaman TL'yi daha doğru buluyorsunuz. Türk parasını daha doğru buluyorum, evet. Bence değil. Ya sebebi de şu anda hani altın bildiğim kadarıyla artış da yani. Zaten sezona da bağlı. Şu anda değil yani. Bu aralarda değil. Hani bana göre biraz kişi beklesinler yani.